Üniversiteyi kazanan öğrencileri şimdi de barınma telaşı sardı. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı devlet yurtlarına kayıtlar başladı. E-Devlet üzerinde de yapılan başvurular 26 Ağustos'ta sona erecek. Peki öğrencileri devlet yurtlarında nasıl bir hizmet bekliyor? Birlikte izliyoruz. Sınav stresi sona erdi. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin yurt telaşı başladı. Yurtlarda başvuru noktasında da bürokrasiyi azalttık. E-Devlet üzerinden yapıyorlar. Devlette kayıtlı evrakları olan gençlerimizden yeni bir evrak istemiyoruz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin ilk tercihi Kredi Yurtlar Kurumu. Bazı devlet yurtları 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Bir otel noktasında, hatta pek çok oteli de kalite noktasında geçen bir konforu gençlerimize sunuyoruz. Burası 5 yıldızlı bir otel odası değil. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir devlet yurdunun odası. Gördüğünüz gibi öğrenciler için burada hemen her şey düşünülmüş. Böyle bir odada kalmanın aylık maliyeti ise 200 lirayla 340 lira arasında değişiyor. Ders çalışmak için masaların yatak bölümünün dışında olması daha iyi. Çünkü ders çalışan insanlar daha farklı bir yerde çalışıyor. Yatacak insana daha farklı bir yerde çalışıyor. Böylelikle kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Yurt fiyatları oda ve yatak sayısına göre değişiyor. Ancak sunulan hizmet tüm yurtlarda hemen hemen aynı. İşte burası da öğrencilerin yemek yedikleri alan. Sabah ve akşam saatlerinde yurtta kalan öğrencilere açık büfe servis yapılıyor. Bu arada öğrencilere ayda 420 lira besin yardımı yapılıyor. Böylece öğrencilerin yurt parası da bedavaya gelmiş oluyor. Ve burada kimsem yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama sağ olsun devletimiz bize öyle bir hizmet sundu ki başka yerlere muhtaç kalmadık. Devlet yurtları öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Spor salonları, yemekhane, kantin, hatta sohbet edebilecekleri şark köşesi bile var. Gece gündüz çalışması gereken arkadaşlar var. Onlara çok yardımcı oluyor. Mesela yemekler hazır oluyor. Alıyorsun, yiyorsun, sonra bırakıyorsun tabağını. Aynı zamanda temizlik falan, onun derdi de yok. Yurtta güzel yani. Temiz, odalar da temiz, çalışacak yerleri var. Her şey güzel yani. Allah şükür, şükürler olsun. Memnunum yani. Devlet yurdunda kalan öğrenciler durumlarından memnun. Yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihi de devlet yurtları. Genelde KYK yurtlar çok iyi bence. Evet, tavsiye ederim yani. Kayıt yapmak isteyen öğrenciler. Burada ailece yaşıyoruz ve gerçekten kendimizin sanki kendi ailemiz içinde yaşıyoruz gibi hissediyoruz yani. Güzel, bayağı güzel gelsinler. Bekliyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'na başvurular 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvurular E-Devlet üzerinden de yapılabilecek.